ailevi için kullanıyoruz. Bu dönemde LOSAV olarak fitre ve zekat bağışlarını ve gıda kolesi bağışlarını da kabul ediyoruz. Tamam, evet, tamam. Orada bile dursun. Tamam, aynen. Evet. Eve yabancılar geldi diye. Ben 19 yaşındayken bana teşhis konuldu. Benim baba tarafımda, babamda, halamda ve babaannemde olan bir kanser bu. Genetik olarak bana geçti. Biz normal bir kontrole gitmiştik. Orada bulundu hani tümör. O yüzden hani çok hızlı gelişti zaten her şey. Ben böyle 31 Temmuz'da öğrendim. 20-21 Ağustos gibi tedaviye başlamıştık. Hani çok hızlı olmamız gerekti. Benimkisi şöyle... Çok hızlı gelişti. Dediğim gibi bir 2-3 aylık kemoterapi, radyoterapiden sonra ben ameliyat oldum. Ama benim kalın bağırsağım alındığı için işler biraz uzadı. İliostomi torbası kullandım. 2 ay onu bekledik. O kapatıldı. Sonra ben tam iyileştim dedim. Hani bütün ilaçları bıraktık, her şeyi bıraktık. Sonra başka bir şey bulundu. Neyse kendi kanserle çıkmadı ama onun alınması için de tekrar operasyon gördüm birkaç kere. Ama sonunda yani bitti hepsi. Ben çok evet, karamsarlığa çok düştüm ama annemin hep şeyi var. Sen iyi düşünürsen iyi olur. O yüzden evde mesela ağlamak yasaktı. Evde işte modumu düşürecek sohbetler etmek yasaktı. İşte ben karnım ağrıyor, çok kötüyüm dediğimde karnının ağrımadığını düşün, düzelecek. Hani hep o mottoyla yaşadık biz. O yüzden hani ben ne kadar ağlarsam ağlayayım onlar beni güldürecek, yükseltecek bir şey buldu. Çünkü hani şey pozitiflik... İyi geliyor. Kendim de hani psikoloji okuduğum için biliyorum. Sen ne kadar pozitif olursan, iyi düşünürsen vücudun da senin için onu yapmaya çalışıyor. Ben hastalığımda öğrendim aslında LOSAV'in genç onkoloji hastalarına da destekte bulunduğunu. İyileştikten sonra da hani elimizden geldiğince hastane ziyaretlerine gidiyoruz, işte ev ziyaretlerine gidiyoruz, çocuklarla bir şeyler yapıyoruz. Ben hani o an onlara olabildiğince şeyi göstermeye çalışıyorum. Ben de hastaydım, ben yendim. Siz de yapabilirsiniz ama iyi düşünün. Biz yanınızdayız. Hani yalnız değilsiniz. Çünkü insan yalnız olduğunu düşünüyor. Sanki bu şey başka kimse yaşamıyor, sadece sen yaşıyorsun gibi oluyor. Hani onun öyle olmadığını göstermek istiyorum. O yüzden elimden geldiğince LOSAV'e destek oluyorum. Oradaki kardeşlerimize de iyileşebileceklerini göstermek istiyoruz çünkü. Ben psikoloji okudum dediğim gibi. Hep hedefim adli psikoloji alanında yükselmekti ama hastalandığımdan beri psikolojinin sağlık psikolojisi diye bir alanı var. Hasta insanlarla, kanser hastalarıyla ilgileniyorsunuz. Ve onların o dönemden psikolojik olarak ve tabii fiziksel olarak en az zararla geçmelerini sağlıyorsunuz. Son zamanlarda ona odaklandım. Birkaç sertifika programına katıldım. Hani kendime olabildiğince o insanların yanında olmayı adamak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm zaten buna yönelik. İnsanları dinlemek, onları anlamak. Ben de hem LOSAV'de hem kendi kariyerimde buna yönelmek istiyorum. Ama benim doktorumun ben hasta olduğumdan beri tek bir şeyi vardı. Benim hastalığımda kanser kelimesini hiç kullanmadı. Sanki yoktu. Sen hastasın, iyileşeceksin. Başka hiçbir şey yok. Ve sanki o ismi duymadığım zaman daha çok yenebileceğime inandım. Ve hani şey, insanların da şey bakışlarından kurtulmuş oldum. Aa, o kanserli. Yazık, vah vah. Hanım, aralarında 22 gün var. Tamam. Evet. Ama işte benim kolon kanserim o zaman böyle çok... Sevgin'in de bahsettiği gibi çocuklarımız için düzenlenen etkinliklerde bir araya geliyoruz. Ailelerimiz için hazırlanan yardımları birlikte hazırlıyoruz. Ya da LOSAV'in yeni hastalara anlatılması için birlikte hareket ediyoruz. Yani insanlar LOSAV'in yetişkin hastalara da gençlere hizmet verdiğini henüz bilmeyebiliyorlar. Bunları hep birlikte anlatıyoruz. Kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarına çıkıyoruz iyileşen gençlerimizle. Zaten çocuğunun hastalığı devam eden bir aile, Sevgi'nin de dediği gibi onlarla karşılaştığında, iyileşen bir gençle karşılaştığında çok motive oluyor. Yani aslında amacımız da bu zaten. Onları motive etmek, bu hastalığın yenilebilir olduğuna ama hijyen koşullarına, tedavi şartlarına dikkat edilmesi gerektiğini anlatmak, bunun altını çizmek LOSAV olarak, moral ve motivasyonun altını çizmek. Bu nedenle de gençlerimizle, iyileşen gençlerimizle hep bir arada LOSAV olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Çocuklarımızla ilgili gençlerimizle de kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz bu dönemde. Ailelerimiz için bize geldi. Türkiye'nin diğer illerinden de geldikleri geliyor. İçin. 73 bin Türkiye genelinde bizim
bizim hastamız var, yaklaşık 73 bin. Ama sizin dediğiniz gibi tabii ki biliriz. Evet evet, şimdi kendimi işte geliştirmeye Peki bu okul sürecinde mi başlamış evet, hastalığı? Evet evet, ben birinci yılımın sonunda hasta olduğumu öğrendim. Hatta bölüm başkanımız da sağ olsun döndürmeme izin verdi, hani onun imzasıyla. Bir dönemi döndürdüm ben. Sonraki dönemde ekstra dersler aldım.